Herkese merhaba. Bu ders videomuzda özdeğer ve özvektör konularına bir giriş yapacağız. Bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından da çok hafif bir örnekle bu videoyu bitireceğiz. Özdeğer bulma, özvektör bulma, hatta ileride göreceğiz özuzay bulma ile ilgili daha ağır problemleri, ağır demeyelim, daha ayrıntılı problemleri ve bu özdeğer ve özvektörün diğer özelliklerini ilerleyen videolarda ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Fakat burada sadece hafif bir giriş yapacağız. Şimdi tanımımıza bakalım. A, n çarpı n'lik yani bir kare matris ve sıfırdan farklı. Böyle önemli yerlerin altlarını çizelim. Sıfırdan farklı x eleman r üzerinde olsun. Yani bizim elimizde bir kare matris var. N çarpı n boyutunda bir de R üzeri n'den sıfırdan farklı bir x vektörü var. Eğer bir lambda skaleri için, lambda bir skalermiş yani buradaki vektör uzayımız reelse reel olacak, kompleksse kompleks olacak. Lambda skaleri için burası çok önemli. Ax eşittir lambda x. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 yıldızımı koydum. Özdeğer özvektör deyince her zaman bu 5 yıldız aklıma gelecek. A çarpı x eşittir lambda x oluyor ise lambdaya a'nın bir özdeğeri, x'e ise lambda özdeğerine karşılık gelen özvektör denir. Şimdi tanımımızı yaptık. Belki ilk baş okuduğunuzda tanım biraz karışıkmış gibi gelebilir. Tekrardan üstünden geçelim. Şimdi A ve matrisimiz bize veriliyor. Eğer bu A matrisi için şu 5 yıldızla işaretlediğim dikdörtgen içine aldığım eşitlik gerçekleniyorsa, o eşitlik ne? A çarpı x eşittir lambda çarpı x oluyorsa lambdaya A'nın bir özdeğeri diyeceğim. Buranın altını özellikle çiziyorum. Peki bu x'e ne diyordum? Lambda özdeğerine karşılık gelen özvektör. Şimdi şöyle diyelim, mesela bir özdeğerim 1 çıktı. Buna karşılık gelen özvektör x1 çıksın. Başka bir özdeğerim 2 olsun. Bu x1 artık bu lambdanın özvektörü olmayabilir. Yani önce özdeğer buluyorsun, bundan sonra özvektör buluyorsun. Bazen şöyle sorularda geliyor. Hangisi özdeğerdi, hangisini özdeğer diyorduk, hangisini özvektör diyorduk. Karışabilir. Hemen aklında şu olsun. Lambda'nın skaler olduğu aklında olacak tabii. Lambda bir skaler, x bir vektör. Şimdi öz vektörse vektör olan öz vektör olur. Skaler olan da öz değer olur. Yani bir değer. Yani öz değer dediğimde bir sayı, öz vektör dediğimde bir vektör olacak. Şu eşitliği de unutmuyorsun. A çarpı x eşittir lambda çarpı x. Buradaki x'e öz vektör diyeceğim. Lambda'ya da öz değer diyeceğim. Ama x'e özellikle altını tekrar çiziyorum. Lambda'ya karşılık gelen lambda özdeğerine karşılık gelen özvektör diyeceğiz. Güzel. Bilerek uzun uzun üstünde durdum. Çok önemli bir kavram. Özdeğere İngilizce, tabi burası Almanca başı, eigen value. Bu özdeğer. Eigen vektör. Bu da öz vektör olarak karşımıza çıkıyor. Eğer yabancı kaynaktan çalışıyorsanız bu şekilde denkliğini söyleyebiliriz. Şimdi bu özdeğer özvektör kavramına bir de şu şekilde bakabiliriz. Daha önceki videolarda hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Matris dönüşümleri yaptık. Matris operatörlerini incelediydik. Şimdi bu 5 yıldızın ax eşittir lambda x olduğunu göz önünde bulunduralım. Burada hatırlayacak olursak şu notasyonda kullanıyorduk. TA eşittir AX olarak düşünülürse lambdaya TA matris operatörünün özdeğeri ve X'e TA matris operatörünün lambdaya karşılık gelen özvektörü denir. Yani bunu bir matris dönüşümü olarak düşünebiliriz ve matris dönüşümü, yani daha genel aslında söylüyoruz. Matris dönüşümünün özdeğeri ve bu özdeğere karşılık gelen özvektörü bu şekilde tanımlayabiliriz. Bir notumuz var. Şimdi yukarıda tam da dedik ki sıfırdan farklı x R üzerindeyinin elemanı ve sıfırdan farklı. Neden peki? Notumuzu incelersek bakalım. X sıfırdan farklı olmasının sebebi şudur. Ax eşittir lambda x için x eşittir 0 vektörü alınırsa a çarpı 0 eşittir lambda çarpı 0. Her a ve her lambda için sağlanacağından bu durumu göz ardı etmek için x'i 0 vektöründen farklı bir vektör olarak aldık. Şimdi burada önemli bir kısım var. Hemen ünlemimi atıyorum. Öz vektör 0 olamaz. Bunu zaten söyledim. Öz vektör 0 olamaz. Bir ünlemde sonuna attım. Fakat burada önemli olan şey ne? Öz değer ile ilgili bir şey söylemedi mi? Öz değer, bakın yukarıdaki vektör olan 0, bu normal 0. Öz değer 0 olabilir. Yani 0 öz vektör olamazken öz değer 0 olarak karşımıza gelebiliyor. Zaten ilerleyen videolarda nasıl bulunacağını gösteririz. Diğer notumuza bakalım. A çarpı x çoğu zaman x vektöründen hem büyüklük hem de yön olarak farklıdır. Yani aslında burada bize öz değerin, öz vektörün geometrik olarak ne anlama geldiğini söyleyecek. Çoğu zaman a çarpı x eşittir lambda çarpı x. Bu işlemi yaptığımızda şimdi a çarpı x'in yönü lambda çarpı x'in yönünden farklıdır. Çoğu zaman, yani bunları denk getirmek zordur aslında, yani şu eşitliği görmeyelim öncelikle. Bir matrise x'i çarptım. Bir x vektörüyle de lambda scalarını çarptım. Bunlar her zaman aynı yönlü olmayabilir. Fakat x a'nın bir öz vektörü ise bu eşitlik sağlanacağını da düşünün arkadaşlar. Araya eşitlik de koyalım. Ax çarpımının yönü değişmeyecektir. Yani aynı yönlü olacaktır arkadaşlar. Yani ax eşittir lambda x için x'i bir lambda ile daraltır veya genişletir. Yani arkadaşlar şunu söylüyoruz. A çarpı x, bu çarpım bir vektör olarak düşünün. Bunun bir yönü vesaire, büyüklüğü var. X vektörünü lambda ile çarpı bunu eşitlemişim. Yani x vektörünü lambda ile işte genişletebiliriz, daraltabiliriz. Daha önceden matris dönüşümlerinde görmüştük. Lambda'nın durumuna göre eğer lambda pozitif ve birden büyükse bu x vektörünü büyütüyordu. 0 ile 1 arasında x vektörünü küçültüyordu. Eğer sıfırdan küçük ise yönü de tersine dönüyor. Fakat aynı doğrultuda olduğunu zaten söyleyebiliriz. Yani bu öz vektör özel bir vektör, doğrultusunu bozmuyor. Geometrik olarak o şekilde düşünebiliriz. Şimdi hafif bir örnek çözeceğiz demiştik. Yani hafif derken basit bir örnek. Bundan sonra daha ayrıntılı, daha güzel örnekler çözeceğiz. Bu örneğimizde bize bir matris veriliyor. Diyor ki bu matrisin lambda eşittir 5 öz değerine karşılık gelen bir öz vektör olduğunu kontrol et diyor. Şimdi ileriki örneklerde bize sadece matrisi vereceğiz. Öz değerleri biz bulacağız. Öz vektörleri biz bulacağız. Hatta öz uzayı biz bulacağız. Öz uzay için de taban bulacağız. Ama şimdilik bu örnekle, bu videoyla bu videoyu bu örnekle kapatalım, öyle diyelim. Şimdi neydi bizim 5 yıldızımız? Şöyle renkli kalemimizi yazalım. Eğer bir A matrisi verildiğinde x lambda A'nın bir öz değeri, x de bu lambda sayısına karşılık gelen öz vektör ise bu eşitlik sağlanması gerekiyor. Yani A çarpı x'in lambda çarpı x'e eşit olması gerekiyor. Bizden ne istiyor? A çarpı x lambda çarpı x'e eşit mi kontrol et. A burada belli mi arkadaşım? Belli. X belli mi? Belli. Lambda belli mi? Belli. Yazıp bakacağız. Öncelikle a ile x'i çarpalım bakalım. A dediğim matrisine 2, 7, eksi 1, eksi 6. Bu arkadaş ile x vektörünü çarpıyorum. Eksi 1, 1 eşittir dedim. Çarptığımda ne geliyor? 7'den 2 çıktı. 7'den 2 çıktı. 5, eksi 6 artı 1, eksi 5 geldi. Şimdi a çarpı x bu. Eğer lambda çarpı x de, şöyle hatta başlarına nokta atayım, madde gibi düşünelim. Eğer lambda çarpı x de buysa gerçekten de söylediği adamın doğru. Lambdamız nedir? Eksi 5 çarpı eksi 1'e 1. Çarparsam eksi 5 ile eksi 1'i çarptım 5. Eksi 5 ile 1'i çarptım eksi 5. Gerçekten de bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla istenen sağlanır. Yani şunu söylemiş olduk. Şöyle beyaz kalemimize geçelim. A matrisi için lambda eşittir -5 öz değerine karşılık gelen x öz vektörü yukarıda burada gerçekten de yazıldığı gibidir. Soru şu: başka öz değerler var mı? Nasıl bulabilirim? Başka öz değerleri bulduğumda bu öz vektörleri nasıl bulabilirim? İleride daha da değişik sorular soracağız ama şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.